Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size organik moleküllerin sentezini ve fotosentezini etkileyen faktörlerden bahsetmek istiyorum. Nasıl sentezlenir organik moleküller? Şimdi biz PGA'li oluşturduk değil mi? Bir önceki videoda anlattım. Işıktan bağımsız reaksiyonlarda 3 karbonlu olan PGA'l oluştu. O zaman şöyle PGA'li ortaya yazalım. PGA'l fosfogliser aldehittir. Arkadaşlar bu PGA'l molekülü bakın. Yağ asidine dönüşebilir. Yağ asidi ve gliserole. Gliserole dönüşebilir. Bu ikisi de birleşerek neyi oluşturur? Trigliseridi oluşturur. Trigliserit yani nötral yağ değil mi? Bunu oluşturuyor. Yağları oluşturduk. Daha sonra bu PGA'nın yapısına azot katılarak amino asit üretilebilir. Amino asit. Bu amino asit de proteine dönüşebilir. Şurada ne var bakın? PGA'nın yapısına ne katılması lazım mutlaka? Azot. Peki azotu nereden alacak? Topraktan alacak bitki. Daha sonra arkadaşlar biz bu PGA'yı glikoza dönüştürebiliriz. Daha sonra bu glikozdan da disakkarit ve polisakkarit üretebiliriz. Yani biz dediğim bakmayın bitkilerden bahsediyorum. Disakkarit, polisakkarit. Ya da ben bu PGA'li bakın nasıl kullanabiliriz? Yine yapısına azot katarak azotlu organik baz. Nedir azotlu organik bazlar? Hani vardı adenin, guanin, sitozin, timin, urasil gibi bunları üretebiliriz. Yine yapısında ne var? Tabii ki azot var. Ya da yine yapısına azot katarak ne üretebiliriz arkadaşlar? Vitamin üretebiliriz. Vitaminlerin yapısında da yine azot vardır. Bir de PGA'l bir moleküle daha dönüşebilir. Arkadaşlar PGA'l hormona dönüşebilir. Şuraya da hormon yazalım. Hormonları da dönüşebiliyor. İşte organik moleküllerin sentezi bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi geçelim fotosentez hızını etkileyen faktörlere. Arkadaşlar biz bu faktörleri ikiye ayıracağız. Bir çevresel faktörler, bir de kalıtsal faktörler diyeceğiz ve ikiye ayıracağız. Şöyle ben tablo şeklinde yapacağım. İkiye ayırıyoruz kalıtsal faktörler. Şu şekilde ayırdım çevresel faktörler. Çevresel faktörler. Evet, kalıtsal faktörleri sadece isim olarak yazacağım ama çevresel faktörlerde grafik çizeceğim. Bu grafikler önemlidir. Nedir kalıtsal faktörler? Mesela kloroplast sayısı. Bunlar nedir? Genetik faktörlerdir, değil mi? Daha sonra ne olabilir arkadaşlar? Yaprak genişliği. Yaprak genişliği. Daha sonra yaprak sayısı. Yaprak sayısı. Kütikula kalınlığı. Nedir kütikula? Bundan da bahsedelim. Arkadaşlar kütikula yaprakların yüzeyinde bulunan bir tabakadır. Bu tabaka terlemeyi, işte ışığın geçmesini engelliyor. Eğer bu tabaka kalın olursa ışık geçemeyeceği için fotosentez hızı azalır. Ama ince olursa daha fazla fotosentez yapar. Daha sonra bir diğeri stoma sayısı. Stoma sayısı. Stoma da bitkinin hava almasını sağlayan bir hücredir arkadaşlar, moleküldür. Dolayısıyla bu da yine önemlidir. Gelelim çevresel faktörlere. Çevresel faktör olarak ilk önce size sıcaklıktan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sıcaklık. Bakın sıcaklıkla ilgili şuraya bir diyorum sıcaklık. Arkadaşlar sıcaklık ışık şiddetiyle birlikte aslında bunun grafiğini çizebiliriz. Yüksek ışık şiddeti ve düşük ışık şiddetinde nasıl bir grafik olur? Eğer ki düşük ışık şiddeti ise bakın şöyle bir fotosentez hızı olur. Bakın şurası fotosentez hızı. Eğer ki yüksek bir ışık varsa yüksek ışıkta da fotosentez hızlanıyor ama sıcaklık arttıkça fotosentez durur. Neden durur? Arkadaşlar sıcaklık enzimlerin yapısını bozar. Enzimlerin yapısını bozduğu için de fotosentez yapamaz hale gelir. O yüzden de fotosentez ne olur? Durur. Burası düşük ışık. Şurası da yüksek ışık. Yüksek ışık. Şimdi ikinci bir şeyden bahsetmek istiyorum. İkincisi su miktarı. Su miktarı.
Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda en az %15 su bulunması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunu neyden başlatacağım? Bakın şuradan başlatacağım. %15'lik kısımdan başlatacağım. Su miktarı arttıkça ilk önce fotosentez artar, daha sonra sabit devam eder. Bunun sebebi ortamdaki diğer maddelerin eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu yüzden de bir süre artıyor, sonra sabit devam ediyor. Şuraya kısaca FH yazıyorum. Fotosentez hızı demektir. Daha sonra şu kısma gelelim. 3 diyelim. 3 diyelim. Klorofil miktarı. Klorofil miktarı. Şimdi bu da aslında kalıtsal faktörlere girer. Ama burada grafik çizeceğim için bu kısmı aldım arkadaşlar. Klorofil miktarı arttıkça fotosentez hızı yine ilk önce artar, sonra sabit devam eder. Neden? Çünkü ortamdaki diğer maddelerin eksikliğinden kaynaklanıyor. Gelelim karbondioksit yoğunluğuna. Şöyle 4 diyorum. Karbondioksit yoğunluğu. Arkadaşlar yine fotosentezin başlayabilmesi için ortamda en az 0,05 mg diyebiliriz ya da %0,05 miktarında karbondioksit bulunması gerekiyor. O yüzden karbondioksit grafiğinde şöyle şuradan başlatarak 0,05'ten başlatarak ilk önce artar, sonra sabit devam eder. Bu da yine diğer maddelerin eksikliğinden kaynaklı. Son olarak geliyoruz ışığın dalga boyuna. 5 diyorum. Işığın dalga boyu. Hatırlayın, ışığın dalga boyu ile ilgili Engelmann bir deney yapmıştı. Bu deneyde mor ve kırmızı ışıkta çok fazla fotosentez yapılıyordu. Yeşil ışıkta en az. Bakın yeşil ışıkta hiç olmaz demiyoruz. Yeşil ışıkta en az oluyor. Şöyle fotosentez hızı burada fazla şu şekilde olur arkadaşlar. Şurası nedir? Şurası mora denk gelir. Şurası yeşile denk gelir. Burası da kırmızıya denk gelir. Yeşil ışıkta hiç olmaz değil, olur ama az olur. Bunu unutmayalım. Evet, organik molekülleri sentezledik. Fotosentez hızına etki eden faktörleri yaptık. Bir de kemosentezi anlatayım bu videoda. Bu video zaten kısa bir video oldu. En azından biraz daha uzatalım. Şöyle kemosentezle birlikte bu videomuzu bitirelim. Fotosentez demiştik arkadaşlar. Şimdi bir başlık yazıyoruz. Kemosentez. Nedir kemosentez? Arkadaşlar kemosentez, bakın kemo, kimyasal madde var burada. Kimyasal maddelerin kullanılarak oksidasyonu ile, bakın kimyasal maddelerin oksidasyonu ile, oksidasyon nedir? Oksijenle parçalama demektir. Açığa çıkan enerjiyi kullanarak besin sentezlemek demektir. Burada bu oksidasyon kelimesi önemlidir karşımıza çıkan. O zaman yazalım. Kimyasal maddelerin oksidasyonu ile açığa çıkan enerjiyle besin sentezidir. Arkadaşlar kemosentezde kesinlikle ışığa ihtiyaç yok. Işığa ihtiyaç yoktur. Kemosentez ışığa ihtiyaç olmadığı için hem gece hem de gündüz gerçekleşebilir. Gündüz gece gerçekleşebilir. Peki ışığa ihtiyaç yoksa klorofile ihtiyaç var mıdır? Yoktur. Klorofile ihtiyaç yoktur. Daha sonra bir de şunu yazalım. Sadece prokaryot canlılarda görülür. Bunu da unutmayalım. Ökaryot hiçbir canlı kemosentez yapmaz. Sadece prokaryot canlılarda görülür. Arkadaşlar kemosentez olayı sayesinde azot döngüsüne katkı sağlanıyor. O yüzden şöyle diyelim. Azot döngüsüne katkı sağlar. Azot döngüsüne katkı sağlar. Peki nasıl gerçekleştiğinde şöyle bir tepkimeyle anlatayım size. Şimdi inorganik bir madde var. İnorganik madde. Bu madde mesela ne olabilir? İşte azot gazı olabilir. Bu inorganik madde arkadaşlar oksijenle parçalanıyor. Daha sonra parçalanıyor dediğim aslında oksidasyon olayı gerçekleşiyor. Yanma olayı olur. Daha sonra burada
yeni bir inorganik madde oluşur. Yeni inorganik madde oluşuyor. Artı bir de ne oluşuyor? Enerji. Bakın buradaki enerji bizim için önemlidir. Bu enerji yine karbondioksit artı su birleşir. Besin artı oksijen üretir. Neyle üretir bunu? İşte bu yukarıda ürettiği enerjiyle. Bakın bu enerjiyi kullanır burada ve besin ve oksijen üretir. Şuradaki olay nedir? Oksidasyon olayıdır. Arkadaşlar, buradaki oksijenle ilgili size şunları söyleyeceğim. Burada üretilen oksijen atmosfere verilmez. Oksijen atmosfere verilmez. Peki ne yapılır? Burada üretilen oksijen 1. Oksidasyonda kullanılabilir. Oksidasyon. 2 arkadaşlar, hücresel solunum. Hücresel solunumda kullanılabilir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Atmosfere kesinlikle verilmiyor. Oksidasyonda ya da hücresel solunumda kullanılabilir. Evet. Kemosentez dediğimiz olay bu şekildedir arkadaşlar. Sadece prokaryot canlılarda görüldüğünü, daha sonra klorofile ve ışığa ihtiyaç olmadığını, gece gündüz gerçekleştiğini bilin. Oksidasyon olayının ne olduğunu bilin. Kemosentezle ilgili zaten sorular çok fazla gelmez ve kolay gelir, yaparsınız. Sonraki videomuzda fotosentez ve kemosentezle ilgili soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.